Türk televizyonunda başlayacak olan 14 yeni dizi ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Bu dizilerden bazılarının ise reyting rekorları kırması bekleniyor. Bu videomuzda çok yakında başlayacak olan 14 diziyi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. ATV'nin yeni yılda yayınlamayı planladığı Dönüş dizisi, polisiye ve dram türlerini harmanlayan iddialı bir yapım olarak dikkatleri çekecek. Başrollerinde Burcu Özberk, Belçin Bilgin ve Fikret Kuşkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Burcu Özberk, idealist bir asayiş şube müdürü olan Leyla karakterine hayat verecek. Londra'da dil eğitimi aldıktan sonra Bursa'da göreve başlayan Leyla, yeni başladığı şubesinde karmaşık ve tehlikeli olayların içine çekilecek ve adalet savaşı verecek. Dizinin kötü adamı Teoman karakterini ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandıracak. Ayrıca Belçin Bilgin de avukat Filiz Aydın karakteriyle çok güçlü bir kadın figürü çizecek. Bursa'da çekilen dizi, sürükleyici olay örgüsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Çok yakında ATV'de başlayacak olan Holding dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Caner Topçu, Tuğba Sunguroğlu, Erdal Özyağcılar, Macit Koper, Mustafa Üstündağ, Melisa Döngel, Itır Esen, Kayra Şenocak, Ali İl, Öznur Serçiler ve Gün Koper gibi başarılı tecrübeli isimler var. Yüksek reytingler alması beklenen dizide dünya serbest dalış rekortmeni olan Aydın'ın ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek amacıyla hem kız kardeşlerine hem de mafyaya karşı verdiği zorlu mücadele anlatılacak. Altın Ordu Holding'de çalışanların yaşadığı entrikalar herkes ekranları kilitleyecek. Yakında başlayacak olan Şakir Paşa Ailesi, Mucizeler ve Skandallar dizisi 1912 yılında Şakir Paşa ailesinin karmaşık ve dikkat çekici hayatlarını konu alıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizi Now TV'de yayınlanacak ve geniş oyuncu kadrosunda Dilsu Berfin Aktaş, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Vahide Perçeni, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer aldı. Vahide Perçin ile Fırat Tanış, Şakir Paşa ve eşi İsmet Hanım'ı canlandıracak. Yusuf Erfin Aktaş ise Şakir Paşa'nın kızı Ayşe rolünde olacak. Bu dizi özellikle sanata ve tarihe meraklı izleyicilerin fazlasıyla ilgisini çekecek. Gold Film tarafından hazırlanan Mavi Begonvil dizisinin senaristi başarılı isim Nuran Evren Şit oldu. Ünlü senarist, izlenme rekorları kıran Zeytin Ağacı dizisiyle tüm dünyada adından söz ettirmişti. Mavi Begonvil dizisinde iki çocuklu ve eşini kaybeden bir kadının varoluş mücadelesi anlatılacak ve izleyicileri şaşırtacak, gündem olabilecek senaryolar ekranlardaki yerini alacak. Diziyle ilgili diğer detaylar ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi. Sahipsizler dizisi Star TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde tanıtım ve yeni kareler yayınlanmıştı. Dizinin merkezinde anne ve babalarını kaybeden 6 kardeşin yaşadığı zorluklar ve hayata tutunma mücadelesi yer alıyor. Trajik bir kayıptan sonra kardeşlerin birbirine destek olarak ayakta durmaya çalıştığı hikaye derin bir dramla izleyiciye sunulacak. Başrollerde Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen gibi isimler yer alırken diğer kardeşleri ise Doğa Bayram, Ece Bağcı, Züleyha Yıldız ve Umut Kaplıca canlandıracak. Zorlayıcı hayat şartlarının anlatılacağı dizinin diğer oyuncuları arasında Turgut Tunçal, Mina Derman, Enes Koçak, Mehmet Bozdoğan, Sacide Taşener ve Reha Özcan gibi isimler yer aldı. Yargı dizisi tam 3 sezon kanalda ekranlarına damga vurmuştu. Yargının bu başarısında senarist Sema Ergenekon'un müthiş bir payı vardı. Dizinin final yapmasının ardından Sema Ergenekon bu defa Serçe isimli yeni bir dizinin hazırlığını yapıyor. Ayıp imzalı diziyle ilgili detaylar henüz belli olmadı ve çok yakında hem kanal görüşmesi hem de oyuncu görüşmeleri yapılacak. Can Borcu dizisi birkaç hafta sonra ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak bir dram yapımı olarak şimdiden dikkatleri çekti. Başrollerini Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi, içsel çatışmalar ve dramatik olaylar etrafında gelişen güçlü bir hikaye ve aileyi anlatacak. Bülent İnal'ın canlandırdığı Serkan karakteri, geçmişte yaşadığı yanlış anlaşılmalar ve hayatın zorluklarıyla mücadele eden bir adam olarak karşımıza çıkacak. Ebru Özkan ise Handan karakteriyle bu dramatik hikayenin merkezinde yer alacak. Oyuncu kadrosunda ayrıca Cüneyt Mete ve Gonca Gülsunlar da yer aldı. Annem Ankara, yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir gerçeklikle sunacak. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin geniş oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgür Can Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Sevinç Erbulak, Güler Ökten, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Yıldıray Şahinler ve daha birçok başarılı isim yer alıyor. Üç çocuklu Zuhal'in etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin afişinde acıyı bal eyleyen annelerimize sloganı dikkatleri çekti. Annem Ankara'nın daha şimdiden hayran kitlesi oluştu ve meraklı bekleniyor. Yeni başlayacak diziler arasında en çok merak edilenlerden biri olan Uzak Şehir, Kanal D'de yayınlanacak ve Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlanan bu yapım, dramatik ve sürükleyici bir hikaye sunacak.
Başrollerde Cihan Albora karakteriyle Ozan Akbaba ve Ayla karakteriyle Sinem Ünsal yer alıyor. Senaryo, Ayla'nın kocasının cenazesini memleketi Mardin'e getirmesiyle başlayacak. Ayla bu süreçte hiç tanımadığı Albora ailesiyle karşı karşıya kalacak. Ve iki aile arasındaki çatışmalar dramatik, heyecanlı bir şekilde yansıtılacak. İki ailenin hesaplaşması sonucu çok büyük sırlar ortaya çıkacak. İddialı dizi Mardin'de çekiliyor ve diğer oyuncular arasında Gonca Cilasun, Ümit Kayacan, Mine Kılıç, Atakan Özkaya, Alper Çankaya, Yunus Eski, Ferit Kaya, Muttalip Müjdeci, Dilin Döer ve birçok başarılı isim yer aldı. Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aşk, Evlilik ve Boşanma yakında Now TV'de yayın hayatına başlayacak. Dram ve romantizm türünde olacak olan ve Love dizisinden uyarlanan iddialı dizi, aynı iş yerinde çalışan 3 kadının evliliklerinde yaşadığı zorluklardan sonra hayata tutunma mücadelesini anlatacak. Dizinin ilişkilerdeki karmaşıklıklar ve bu süreçte kadınların danışmasına odaklanması izleyicilerin dikkatini çekerek kendilerini dizinin içinde bulmalarını sağlayacak. Oyuncu kadrosunda Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Yeliz Kuvancı, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu ve Asuller Burnak gibi başarılı isimler yer aldı. Ay Yapım'ın en iddialı dizilerinden biri olmayı hedefleyen İşgal Günlerinde Aşk dizisinde ilk olarak Vera karakteri için Neslihan Atugül'le anlaşma sağlanmıştı. Fakat başarılı oyuncunun hamileliği sebebiyle bu anlaşma iptal edildi. Sonrasında bu rol için Hilal Altınbilek teklif yapıldı. Dizinin çarpıcı senaryosunu okuyan Hilal Altınbilek, Rus bir dansçı olan Vera karakterini canlandıracak. Dizinin bir diğer başrolü Ekrem Binbaşı karakteri için ise usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na teklif yapıldı. Dev bütçeli dönem dizisinde Ekrem Binbaşı ve Vera'nın etkileyici aşkı ve 1918 yılıyla başlayan o dönemin müthiş atmosferi yansıtılacak. Now TV'de yayınlanacak olan dizi 2025 yılının başlarında ekran macerasına başlayacak ve şimdiden merakla bekleniyor. Halef dizisi yeni sezonun en çok konuşulacak olan yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Mardin'de çekilecek ve Star TV'de yayınlanacak olan diziyi Çukur dizisinin ekibi hazırlıyor. Kendi yapım şirketini kuran Yama Çukur'un Foro adlı şirketiyle OGM'nin ortak çekeceği diziyi Çukur, Gattar ve Üç Kuruş dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Sinan Öztürk yönetecek. Başrol için anlaşma yapılan ilk oyuncu yine Çukur'da İdris Koçovalı rolüyle bildiğimiz Ercan Kesil oldu. Tecrübeli oyuncu Halef dizisinde 4 çocuklu Zaro Kars'ı rolüyle karşımıza çıkacak. Esenler Otogarı'nı yöneten Kars ailesinin herkesi ekranlara kilitleyecek etkili senaryosu anlatılacak. Bir ağanın kızı olan Yıldız, henüz bebekken Yeldurana ailesinden Serhat'la evlendirileceğine dair söz verilir. Yıldız bu evliliği bir özgürlük, kurtuluş olarak görecek ve birbirinden heyecanlı olaylar başlayacak. Uzun süredir hazırlıkları devam eden Kral Kaybederse dizisi için Halit Ergenç ile kesin olarak anlaşma sağlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizinin ilk 5 bölüm senaryosu şimdiden yazıldı. Dizide varlıklı bir narsist olan Kenan, annesi tarafından adeta krallar gibi büyütüldü ve günün birinde bir kadına aşık olduktan sonra büyük bir karakter değişimi yaşayacak. Psikolojik öğelerin ön planda olacak Kral Kaybederse, yıllardır süren ekran hazırlığını tamamlamak üzere ve çok yakında bomba gibi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Listemizin bir numarasında başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynayacağı Eşref Rüya dizisi yer aldı. Son olarak Gattar dizisiyle gündem olan Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisi için rekor bir anlaşmaya imza attı. Bölüm başına 3,5 milyon TL alacak olan ünlü oyuncu, daha dizi başlamadan yine dikkatleri üzerine çekti. Bu rakam şimdiye kadar bir oyuncunun alacağı en yüksek ücret olacak. Yüksek ücret alacak olmasının sebebi ise yurt dışı satışlarının çok yüksek seviyede olması. Eşref Rüya dizisinin önümüzdeki aylarda Kanal D'de yayınlanması planlanıyor. Dizi, 14 yaşında bir tamirci çırağı olan Eşref'in çocukluğunda aşık olduğu ve Rüya adını taktığı kızın yıllar sonra güçlü bir rakip olarak karşısına çıkışını etkileyici bir şekilde ele alacak. Bu hikaye, geçmişin izlerinin nasıl günümüze şekillendiğini ve beklenmedik düşmanlıkların nasıl doğduğunu derinlemesine inceleyecek. Eşref'in partneri Nisan karakteri için yıldız oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Videolardan anında haberdar olmak ve kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.